Efendim merhaba. Yeni bir edebiyat bülteninde daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere yine Yaşar Kemal Beyefendi'den yeni bir kitap tanıtacağım. Bugünkü kitabımızın ismi Üç Anadolu Efsanesi. Kitabın içerisinde üç tane destan şeklinde yazılmış öykü yer alıyor. Bir tanesi Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik hikayeleri ya da efsaneleri diyebiliriz. Efsaneleri hikaye tadında bu romanda bize sunuyor Sayın Yaşar Kemal Bey. Efendim Köroğlu'ndan bahsetmek istersek eğer birinci hikayemiz oydu. Bolu Bey'in bir hikayesi bu esasında. Köroğlu dediğimiz kişinin asıl ismi Ruşen Ali, babasının ismi ise Koca Yusuf. Köroğlu denmesinin sebebi bir yanlış anlaşılmadan dolayı Bolu Bey'in ahırında seyislik yapan, atlarına bakan babasının Bolu Bey'in tarafından gözlerine mil çektirilmesi ve Koca Yusuf'un kör olması. Bu yüzden de Ruşen Ali'nin adı Köroğlu olarak tarihe geçiyor. Peki Ruşen Ali ne tür işlere imza atıyor, destan olacak şekilde sorusuna cevap vermeden önce yeni aklıma gelmiş başka bir konuda güzel bir detay sizinle paylaşmak istiyorum. Bu üç öyküyle alakalı olarak yazarımız burada tabii hayvan sevgisini yüreğinde barındıran bir insan Yaşar Kemal Beyefendi. Birinci kitabın birinci öyküsünde yani Köroğlu öyküsünde kır atın özel bir hikayesi var. Öykünün başından sonuna kadar kırattan ve diğer at türlerinden bize çeşit çeşit bilgiler aktarıyor. Karacaoğlan hikayesinde ise deve ön plana çıkan bir hayvan. Köroğlu'nda kırat Köroğlu'na yardım edip başarıya ulaşmasında ona öncü rol oynar iken Karacaoğlan öyküsünde ise deve Karacaoğlan'ın bulunduğu bölgede nam salmasında etkili bir faktör oluyor. Diğer öykünün ismi zaten Alageyik adından da anlaşılacağı üzere öykü başından sonuna kadar Alageyikler üzerine kurgulanmış, Alageyik avcılığı üzerine kurgulanmış bir efsane olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik. Sorumuzu cevaplamaya neden Köroğlu olmuş idi? Köroğlu babasının seyislikten kovulmasıyla birlikte inziva hayatına çekildiler bir müddet. Çünkü Bolu Bey'i Osmanlı padişahına at hediye etmek istedi. Üç tane. Köroğlu'nun babası Koca Yusuf ise seçtiği üç cins at henüz daha tam yetişmediği için Bolu Bey'i bunu çok beğenmediğinden dolayı gözlerine mil çektirip sarayından uzaklaştırdı. Daha sonradan Köroğlu tabii Bolu Bey'in sarayında yaşadığı yıllarda Bolu Bey'in kız kardeşiyle de nişanlılı idiler. Daha sonra bu hanım ile birlikte saraydan bir vezirin oğlu evleneceği haberi çıkınca Koca Yusuf'un oğlu Ali Ruşen, namı diğer Köroğlu, Bolu Bey'in kız kardeşini saraydan kaçırdı ve Çamlıbel yaylasına götürdü. Bu kaçırışlar esnasında kırat etkili bir rol oynadı ve orada Çamlıbel'de kendine has yöntemlerle tabiri caizse eşkıyalık yaparak zenginin mallarını fakire dağıttı. Çakırcalı Efe destanını ya da Çakırcalı Efe hikayesini bize anımsattı bu son bitiriş şekliyle. İkinci rivayetimiz ise Karacaoğlan bir halk aşığı evinden ayrılmıştı. İnsanlar daha yakından tanımak için. Yine bir bey burada söz konusu. Üç öykün üçünde de bey var. Bir beyin devesi çökmüştü kervan giderken ve yerinden kalkmıyor idi. Karacaoğlan çaldığı saz ve söylediği türküyle deveyi tesir altında bırakarak oturduğu yerden kalkmasını sağladı ve
Bey kızının gönlünde taht kurdu. Tabii ki bey kızı Karacaoğlan'a kızını vermeyince kız da doğrudan Karacaoğlan'a kaçmış bulundu insanların da yardımıyla birlikte. Ancak gittikleri yerde bir yanlış anlaşılmadan dolayı Karacaoğlan evi terk etmek durumunda kaldı. Elif isimli nişanlı karısı daha doğrusu karısı ile yıllarca görüşmediler. Elif onu bekleyerek yaşlandı. Karacaoğlan hasretiyle öldü. Karacaoğlan da Elif'in hasretiyle ama bir inat yüzünden bir daha dönmedi ve her yerde türkü söyledi. Elif sürekli haberlerini aldı ama hiçbir zaman görmedi. Karacaoğlan Elif'i görmek istediğinde ise Elif zaten çoktan ölmüştü ve mezarı başında onu ziyaret etti. Bu böyleydi. Üçüncü hikayemizde ise alageyikler biliyorsunuz bizlere tanıtılıyor. Alageyikler bayağı bir ön planda. Alageyik avıyla meşhur, nam salmış Halil isminde bir genç çocuk var. Nişanlılı. Nişanlısının adı da Zeynep. Efendim. Fakat olayın garip, enteresan tarafı şu. Zeynep su doldururken çeşmeden yan köyün beyi Zeynep'e aşık oluyor ve Zeynep'i babasından istiyor. Tabii ki bey olduğu için baskın çıkıyor ve Halil'in sözü yutuluyor ya da atılıyor. Su yüzüğü onun yerine Zeynep sözleniyor. Yani köyün efendim yani köyün beyiyle. Tabii Halil de bu esnada bu olaylardan habersiz dağda avlanıyor. Daha önce de yine yan köyün beyi Halil'e pusu kurup onu öldürmek istemişti ama başaramamıştı. Şimdi de yüklü miktarda geyik avıyla birlikte köye inince Halil insanlara böyle bir geyik eti şenliği sunuyor. Bunun mukabilinde de köylü Halil'den taraf çıkarak beye yan komşu köyün beyine cezası verilmesi gerektiğini düşünüyorlar ve Halil'e destek olarak Halil götürüyor beyin hediye ettiği altınları ve yüzüğü beyin yüzüne geri çarpıp atıyor. Arada böyle bir kavgalar, dövüşler başlıyor. Halil'e pusu kuruyorlar. Yine başaramıyorlar. En sonunda, en nihayetinde Ali efendim Ali şeyle evleniyor. Zeynep'le evleniyor ve Zeynep'le evleniyor fakat son yakalandığı pusuda Zeynep omuzundan yaralandığı için uzaklardan, diyarlardan bir doktor getiriliyor. Doktor da Halil'den Zeynep'i iyileştiririm ama bana geyik eti yedirmelisin diyor. Doktora geyik sözü verdiği için Halil yine tövbekar olsa da geyik avlama işine geyiği avlamak için dağlara düşüyor. Zeynep yine arkasında. Onu önlemeye, bu defa Zeynep arkasında değil, pardon, dağlara düşüyor. Geyiğini vuruyor ancak kendisi de uçurumdan yuvarlanıyor ve ölüyor. Uçurumdan çıkaramıyorlar. Bunun üzerine Zeynep de kendini o uçuruma atıyor. Son tarafında konuyla alakalı enteresan bir şey vardı. Onu size okuyacağım. Uçuruma atıyor ya Zeynep kendini. Orada şöyle anlatmış Yaşar Kemal son paragrafını. Bunu sizinle paylaşarak konuyu burada bitirelim. İşte orada, yani uçurumda, iki sevgilinin düşüp can verdikleri yerde her yıl oraya düştükleri günün seherinde tan yerlere ışırken iki çiçek biter. Bu çiçeğin biri kırmızı biri mavi açar. Tam günün ucu görünür, çiçekler birbirine kavuşacakken öte kayadan bir geyik uçarak gelir, çiçekleri yer. Bu her yıl böyle olur. Yaşar Kemal'in geyik hikayeleri farklı kitaplarında da var. Geyik temasını hayvanlardan Yaşar Kemal Bey kullanıyor. Güzel de oluyor, ben beğeniyorum. Fakir Baykurt da kitaplarında keklik temasını bol bol kullanır. Her yazarımızın kendini seçtiği bazı böyle sevdiği hayvanlar oluyor. Şimdilik sağlıcakla kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Farklı bir kitap tanıtımında yine beraber oluruz inşallah diyelim.